Burası arkada kaldı ya. Şunları içeri buradan yapsaydık. Masa mı bakalım? Ne ya? Ne tarafa? Ne var ama böyle? Önlerde mi? Durmaz mı? Getiririz diye düşündüm. Ben getiririm onu. Olur. Bugün Türkiye genelinde esnaf ve sanatkarlarımız, Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu olmak üzere bundan evvel sivil toplum kuruluşları adına televizyonlarda izlemişsinizdir. Türkiye Odalar Birliği, Borsalar, TESK, TİSK filan Ankara'da televizyon huzurunda. Bu 2016 yılındaki 15 Temmuz'daki kalkışma olayıyla ilgili gerekli basın açıklaması yapılmıştı. Bugün de Türkiye genelinde 82 birlik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, yine Esnaf ve Sanatkarlar TESKOM, yani bizim krediyle ilgili kuruluşlarımız, küçük sanayi sitesi beraber olmak üzere tüm oda başkan ve yöneticileri bugün Türkiye genelinde basın açıklaması yapıyor. Biz de bugün ondan toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum. Ben bugün özellikle sizlere memnuniyetimi iletmek istiyorum. AK Parti İl Başkanımız aramızda ama onun ayrı bir özelliği var. Kimse yanlış anlamasın, siyaseten falan bir yere de çekmesin. Babaları, dedeleri bizim teşkilatımızda başkanlık yapmış. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Yeşim Karadağ'a bir alkış istiyorum. Efendim, hizmetlerin karşılığı takdir bu. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diğer siyasi partilerimiz de gelirse tabii ki. Ama ben senin bir ayrı özelliğinden ya şahsından öte dedeleriniz şu teşkilatta. İşte benim olduğum yerde, benim başkanlığım yaptığı yerde birlik başkanlığı yapan. Ondan dolayı özellikle de ifade etmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Basın açıklamamıza geçiyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği basın açıklamamız. Değerli basın mensupları. Değerli esnaf teşkilatımız, değerli oda başkan ve yöneticilerimiz. Çok değerli esnaf ve sanatkarlarımız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bundan bir yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize, milletimizin hür iradesiyle seçilmiş hükümetimize alçakça, haince, kalleşçe darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün saldırısına uğramış vatandaşlarımız, esnaf ve sanatkarlarımız ve esnaf teşkilatı olarak bizler de o tarihlerde bazı illerde teröristlerin tankına, topuna karşı esnafımız malıyla, canıyla, canı pahasına en kuvvetli bir şekilde nasıl durmuş ise yine bugün de bunlara yapmaya hazır ve nazırız arkadaşlar. 15 Temmuz yıl dönümünde demokratik rejimimize alçakça tehdit eden, işgal girişiminde bulunan bu FETÖ terör örgütünü ve yandaşlarını buradan nefretle, şiddetle kınıyoruz. Belalarını versin. İnşallah. Değerli konuklar, değerli basın mensuplarımız, ahilik gelenek ve kültüründen gelen esnaf ve sanatkarlarımız ve teşkilatları her zaman devletinin yanında olduğu gibi devletine, milletine, bayrağına, ezanına her zaman sahip çıkmıştır. Bundan sonra da mesele vatan, millet ve devlet olunca böyle hainlere karşı nereden, her kimden ne gelirse gelsin esnaf ve sanatkarlar tek vücut halinde sarsılmaz bir irade ile yine devletine, milletine, hükümetine sahip çıkacak, yanında olacaktır. Bunlardan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 15 Temmuz 2016'da yüce milletimize ve devletimize acımasızca saldıran sapık alçakların elleri kolları kırılıp kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya milli iradeye sahip çıkma azmini ve kararlılığını bu millet, bu esnaf ve sanatkar ülke olarak da göstermiştir. Bu FETÖ örgütü ve yandaşlarına fiilen destek veren, ilişkisi ve alakası olanlar tespit edilerek tutuklanıp bağımsız Türk yargısı önüne çıkarılarak teker teker hesap vermektedirler.
Değerli basın mensuplarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gazi Meclisimiz, Sayın Başbakanımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları, halkımız, medya mensuplarının cesaretli ve kararlı davranışları ile şehit ve gazilerimizle birlikte şanlı tarihimize altın harflerle kazınarak yazdırılan bu destanın bu yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Beraberlik gününde buradan esnaf teşkilatı olarak bu uğurda ve bu yolda şehit düşen 249 şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve yakınlarıyla birlikte vatanımızın başı sağ olsun diyoruz. 2301 gazimize de yeniden acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha böyle bir olayı ülkemize göstermesin inşallah. 15 Temmuz'u unutmadık. Hiçbir zaman da unutturmayacağız. Bizler esnaf teşkilatı olarak Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet ülkesi etrafında sımsıkı kenetlenerek sonsuza kadar varlığını sürdürülmesi için devletimizin, milletimizin her zaman, her yerde hep birlikte yanında olacağız. Büyük Türk milleti için, Türkiye'nin aydınlığı için hep birlikte Türkiye diyoruz. Esnaf Teşkilatı'nın adına bu duygularla buraya katıldığınızdan dolayı öncelikle basın mensuplarımıza, sizlere, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Teşkilatım ve şahsım adına tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgi ve saygılar sunuyorum başkanıma. Değerli konuklar, hemen ayrılmadan bir şey daha ifade etmek istiyorum. Değerli başkanım, siz de böyle olun. Bugün Türkiye genelinde demokrasiye birlik ve beraberlik günü ilan edildi, hepiniz biliyorsunuz. Bu birlik beraberlik günü içerisinde hep beraberiz. Buradan biraz sonra saat kaçta basın? 20'de. 20'de. Yok 20'de ayrı gene. 12. Hayır, şurada sergi var. Sergi. Evet, 11.30'da biraz sonra 12'de sergimiz var. Arkasından akşam hep birlikte tüm ailelerinizle beraber hepinizi, tüm aileleri bu birlik beraberliğin gösterilmesi için sizleri Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Sayın Valimizin özellikle selamları var. Özellikle telefon etti. Dedim ki Sayın Valim, basın açıklamamızı saat 11'de yapacağız. Özellikle selamımı iletin dedi arkadaşlara, gelenlere. Akşam da bir zahmet söylerseniz hepinizi Cumhuriyet Meydanı'na bu birlik beraberlik yürüyüşüne davet ediyor. Onu da duyurmuş oluyorum. Ben tekrar başkanıma, evet, Bölge Birliği Başkanıma hepinize çok teşekkür ederim. Basın sağ olun, var olun.